Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. O tekstil ürünlerini seçmede ya da Amerika'ya getirmede, sokmadığında ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Hani bu noktada bakışınızı şöyle görebilirsiniz. Çünkü bizi izleyen takipçilerimiz bazen işte cesaret toplamak istiyorlar. Nereden adım atalım diyorlar. Ya işte ben ürün var ama ne yapmam lazım? Ya da ürünü oraya getirdim, şimdi ne olacak? Tarzı böyle şeylere girebiliyorlar. Çıkmazlara girebiliyorlar. Tabii. Bu noktada neler söylemek istersiniz Tufan Beyciğim? Tabii. Şimdi her üreticinin, her iş adamının, her tüccarın kendi molanın çok iyi olması gayet normal bir şey. Herkes kendi moluna güveniyor, herkes en iyisini üretiyor. Fakat bir pazara, değişik bir pazara girmeden önce, Amerika gibi büyük bir pazara, burada çeşitli firmaların yardımlarından faydalanmak gerekiyor. Mesela tekstil üzerine ise, tekstil üzerine research yapan firmalar var. Bu firmalar her tekstil üzerine Amerika'da satış yapan firmaların CEO'larını, bu firmaların sattığı ürünlerin analizlerini size sağlayabiliyorlar. Eğer ki siz bir ürünle girmek istiyorsanız, bu tip firmalarla çalışıp, bazen bazıları maliyetli olabiliyor. Tabii ki profesyonel olarak girmek istiyorsanız, bu tip firmalardan destek alınmasını tavsiye ediyorum. Çünkü sizin gerçekten çok iyi sattığınız bir ürün Türkiye'de, Amerika'da hiç satmayabilir. Kesinlikle bizim Türkiye'de üretimimizle Amerika'daki üretimimiz tamamen farklı. Biz Amerika'ya kendi üretimimizi özel yapıyoruz. Sırf gömlekte, bizim Türkiye'de genelde gömleklerimiz small, medium, large ve extra large diye toplam olarak 6-7 beden gider. Fakat Amerika'da, örnek veriyorum sadece örnek olsun diye, Amerika'da gömlek bedenleri 17-18 bedene kadar çıkabiliyor. Yani bir ürün grubunda bile tamamen beden farkından dolayı yanlış hatalar, yanlış ürün getirebilme olabiliyor. Bu yüzden çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu dediğiniz küçük örnek veriyoruz ama bunlar çok değerli örnekler. Tabii. Ben size söyleyeyim çünkü tabii. Normalde zaten iş adamlarımızın bu noktada sıkıntıya girebiliyorlar. Tabii. Alakasız ürün getirebiliyor, tabii. Onu satmaya çalışabiliyor, kesinlikle. O tadı yakalayamayabiliyor ya da o dizaynı yakalayamayabiliyor. Dolayısıyla çok değerli bir örnek. Yani devam edebilirsiniz. Bu bir şey noktası çok önemli. Sizin de üzerinde durduğunuz anladığım kadarıyla kesinlikle hangi alanda geliyorsalar, hangi alanda iş yapacaksalar bu alandaki bir şirketle, bu alanda araştırma kesinlikle. Yapan şirketlerle biliyoruz biz maalesef şöyle olabiliyor bazen iş adamlarımız. Türkiye'den bile olsa ne kadar güçlü olsalar bile işte bunun yani illa para vermek gerekiyor mu bu araştırmayı tabii, bulmak için maalesef. Diyebiliyorlar. Siz peki şey noktasında ne tavsiye edersiniz? Diyelim iş adamlarımız geliyor buraya, ürününü markete sokmak isteyecek. Ne tür tavsiyelerde bulunursunuz mesela o market araştırmasını yaparken? Sizin söylediğiniz bir tarafı profesyonel bir market tabii. Çalışma yapılması. Tabii ki. Peki iki ürünleri görebilecekleri belki fuarlar, hı hı. Belki display şeyler, showroomlar, tabii. Belki alışveriş merkezleri. Tabii. Nelere dikkat etmeleri lazım ki hani ürünü ben getiriyorum, tamam burada bir araştırma yapıldı ve bana datalar verildi. Tabii. Bunun pratikte gerçeğini analiz yapabileceği imkanlar ne tür tavsiyelerde bulunursunuz bu noktada? Şimdi Amerika'da her şey düzenli gidiyor. Ben tekstil üzerine daha çok yoğunlaşıp onun üzerine çalıştığım için örnek tekstil üzerine veriyorum. Yani bu ürün grubu farklı olabilir, kozmetik olabilir, tekstil olabilir, elektronik olabilir. Amerika'da tabii bunlar hep segment segment fuarları olan, birebir müşterilerle, bayırlarla, satıcıları birleştirilen fuarların yapıldığı bir ülke. Çok düzenli olarak gidiyor. Çok büyük firmalar var. Bu firmalarla beraber çalışılabilir piyasa araştırması yapıldıktan sonra. Fuarlara katılmanın tavsiyesini önemli belirtmek istiyorum, tavsiye ediyorum. Maliyetli olabiliyor. Bizim genelde iş adamlarımızın yaptığı hatalardan bazıları ürüne daha çok parayı yatırıp fakat marketinge, piyasa araştırmasına, ürünün hangi konumlarda nasıl satılabileceğini ve ürünü alabilecek toptan, parakende olarak ön yüze getirebilecek kişilerin maliyetleri maalesef göz önünde bulundurulmuyor. Bunları çok dikkate almak lazım. O yüzden rapor, data, analiz, bir ürünün buraya gelmeden önce gerçekten
ürünün maliyeti, ürünün buraya geldikten sonra maliyeti, artı olarak burada sizin bir yatırım maliyetiniz olmak zorunda. Biz hemen bekliyoruz ki gelelim, hemen para kazanmaya başlayalım, ceplerimizi dolduralım. Fakat iş gerçekten, iş dünyası öyle bir dünya değil. Özellikle Amerika, gerçekten yatırım yapmanız gerekiyor. Sadece yatırımla değil, zaman en büyük yatırım. Kendi zamanınızı, kendi ekibinizin zamanınızı, bu işler ekip işleri. Ekibinizi kurup, yatırım yapıp, zaman ayırıp, pazarda bir 6 ay, 1 sene gerçekten sıkı bir şekilde çalışıp, ondan sonra daha yoğunlaşıp, hızlı bir şekilde devam etmenin faydasını görüyorum. Fakat dediğimiz gibi sadece ürünü aldım, geldim, ben burada satmaya çalışacağım. Öyle bir lüksümüz yok. Amerika çok büyük bir pazar. Bu pazar ve çok acımasız bir pazar. Bir anda maalesef başarısız olabiliriz. Aynen. Zaten aslında bütün kural, bütün başarı aslında Tufan Bey'cim orada yatıyor. Kesinlikle biz sonuçta Türkiye'den gelen bir iş adamımız, tam bir arayış içinde, bir açılım içinde, bir yeni piyasa ve marketler açılım içinde ki ürününü daha yeni kullanıcıya, daha değişik kullanıcıya ulaştırabilsin. Hem de kendi iş marketi olarak riskleri düşürsün ve alternatiflerini arttırmak amacıyla bu yolculuğa çıkıyorlar. Ve kesinlikle ben dediğinize katılıyorum. Bizim iş adamlarımız bu noktada giriş yaparken kesinlikle sağlam bir market çalışması, araştırması yapmalarında fayda var. Ve onun dışında da tabii ki dediğiniz gibi sabırlı olmaları, bunun için belli bir kaynak ayırmaları ve o kaynağı hazır etmeleri ve belki bu 6 ay, 1 yıl dediğiniz gibi bu çabayı verip, yani bu çalışmayı gösterip onun sonucunda doğru ürünle mi giriyorlar, doğru markete mi giriyorlar, doğru bölgeye mi giriyorlar, buna karar vermeleri gerekiyor, olmaları gerekecek. Zaten yani şu an biz takipçilerden sorular geliyor. Biz konuştukça onları da sokacağım araya. Yeni gelen sorulardan bir tanesi tam sizin bu değindiğiniz konu. Bu açıdan kesinlikle önemli. Bizim bu açıdan fark ettiğimiz noktalardan bir tanesi de diyelim kişi ürünü oradan çıkaracak. İşte benim ürünüm var diyor. Ben işte özellikle tabii ürün satışları konusunda, tabii tekstil konusunda da aynı nokta. Diğer bir takıldıkları nokta bizim fark ettiğimiz, ben bunu da hani örnekle verebilirim. Bu noktada bizim bir tane ufak Manhattan'da şu an tekstil firmalarımız için kurulan bir ticaret merkezi var. Siz de biliyorsunuz da Midtown'da. Çok güzel bir girişim. Türk devletimizin desteklediği. Fakat orada da mesela şunu fark ettim. Ben oraya gelen girişimcilerimizle ondan sonra şirketlerimizin şey noktasında tıkandıklarını gördüm. Tanıtım, marketin noktasında tıkandıklarını gördüm. Yani ki onların her biriyle konuştum. Hepsi çok güzel böyle girişken, ürünü satmak istiyorlar. Bir destekte de bir showroom bölgesi de oluşmuş. Ama sorun şimdi müşteri ürünü nasıl getireceğiz? Yani ürün nasıl tanıtacağız? Ürün nasıl dağılacak? Benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi de bizim fikrinizi almak istiyorum bu noktada. Özellikle bizim müşterilerimizden gördüklerimiz genelde şeyi bulmak istiyorlar. Satış noktaları. Yani satış yapan kişiler. Sales people. Yani hani bu noktada diyelim iş adamlarımız ürünlerini satmak için doğru satış noktalarını, doğru satacak kişileri nereden bulmaları lazım değil mi? Şimdi normal gelen bir iş adamımız ya da bir firmamız gidip Macy's'in kapısını belki çalabilir. Tabii. Ama hemen ulaşamayabilir. Tabii. Ya da gidip Walmart'ın ya da değişik tabii böyle zincirleri. Ama key nokta tabii onların bir o bir yerlerle çalışan satış noktalarındaki kişileri bulmaları. Tabii. Onların ürünlerini vermeleri. Bu konuda söyleyeceğiniz birkaç şey varsa tabii, çünkü bu da değerli olacağını düşünüyorum. Tabii. Bu noktada bizim iş adamlarımızdan evet benim bu ürünüm var. Ben şimdi ne yapacağım? Ben bunu işte bekleyerek, dükkanda tutarak iş tabii olmuyor. Bunu nerelere vermem lazım? Nerelere duymam lazım? Noktasında ne diyebilirsiniz? Tabii şimdi parakendecilik var. Parakendecilik mağaza açılarak satış canlı müşteriye birebir yapılarak oluşan bir politika. Parakende olarak çalışmak isteyen iş adamlarına tavsiyem, Amerika çok büyük bir pazar. Amerika'da nokta nokta büyümek. Yani ilk başta bir bölgeye yerleşiyorsunuz, atıyorum New York bölgesine. New York bölgesinde sağlam adımlarla sadece ilk başta New York bölgesinde büyüyüp o bölgeyi tamamen kontrol altına alabildikten sonra diğer bölgelere sıçramak. Çünkü Amerika'da reklam, marketing çok pahalı ve bölge bölge oluyor.
Sizin reklam, televizyon olsun, gazete olsun, online, social media olsun, bunlar hep local olarak gidiyor. Sadece local kişilere ulaşabiliyoruz. O yüzden bölgesel olarak büyümede ben tavsiye ediyorum. İkinci olarak toptan satış veya departman mağazalara girme veya diğer markalara ürün yapma veya onların içerisinde ufak köşeler açıp oralarda satış yapabilme. Bu da önemli bir çalışma. Bu da büyük bir iş. Buralara nasıl girme? En büyük olay zaten orada. Bu insanlarla nasıl tanışma? Bunlar da dediğim gibi çok büyük firmalar var. Sadece bu işi yapan, sizi sadece büyük firmalarla, satıcı firmalarla, üretici firmaları bir araya getirip 3 gün, 4 gün sizi ve onlarla tanıştırıp sizin ürünlerinizi onlara, B2B tarzı, onlara gösterme, neler yaptıklarınızı, satış noktalarınızı, kendinizi anlatabilme imkanı veriyor. Burada tabii sizin tamamen birebir buyer'larla, atıyorum Macy's olabilir, Saks Fifth olabilir veya ufak bir sürü, Amerika'da ismini bile benim bilmediğim yüzlerce mağazası olan lokal, sadece farklı bölgelerde olan markalar da var. Bunlarla sizi bir araya getirip imkan sağlanabiliyor. Tabi bunların hepsi maliyet, yani dikkat edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi ilk başta bir yatırım mutlaka maliyeti hesaplanıp bu tip olaylara girilip profesyonelce başlamada tavsiye ediyorum ben. Bu önemli aslında, çünkü gün sonunda üreticilerimiz ya da onları temsil etmek isteyen firmalar ya da temsilcileri hep bu noktalara takılıyor olacaklar. Dolayısıyla kesinlikle katılıyorum. O yatırım, market çalışması, tanıtım için belli bir bütçe ve doğru tanıtım yerlerinde tabii çalışmalarında fayda var. Diğer bir tabii bize gelen sıkça sorulardan biri şu olabiliyor. İşte ben şu ürünü getirmek istiyorum. Yalnız şimdi gümrükte ne olacak? İşte gümrükte ne sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz? İşte bunun özel bir izne ihtiyacı var mı? Tamam. Ondan sonra bu izni almamız gerekiyor mu? Tarzı sorularla çok geldiği oluyor. İş adamları ya da işte girişimcilerimiz bu tip sorularla gelebiliyor. Tabii. Bizim bu noktalarda onlara bir tavsiyemiz tabii hep şey oluyor. Ben sizin de görüşünüzü almak isteyeceğim. Bizim hep tavsiyemiz şey oluyor. Hani sonuçta siz o ürünü buraya getirmek için tabii başta bir isterseniz bir numune örneği getirin. Hani kalkıp bir anda konteynerler, camal getirmeye kalkmayın diyoruz. Diğer bir durumda tabii ki getireceğiniz ürünün öncelikle dikkat edecek noktalarına şu önemli diyoruz. Siz buradan bir taşıma firmasıyla görüşmenize fayda var. Numuneden sonra getireceğiniz konteynerler zamanı. Bir taşıma firması, lojistik firmasıyla görüşün. Ve onların da genelde bünyelerinde ya da beraber çalıştığı gümrük uzmanları oluyor. Bu gümrük uzmanlarıyla da görüşüp işte ben şu ürünü getireceğim, uygun mudur? Bunun vergisi ne kadardır, bunun için özel bir izin almam gerekiyor mu diye sorabilirsiniz diye genelde biz yönlendiriyoruz. Tabii size ekleyeceğiniz şeyler varsa ben almak isterim onu. Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Genelde iş adamlarımızın, ben şuna katılıyorum, yapması gerekenlerin en önemlilerinin birinde. Amerika çok büyük bir ülke ve burası kuralların bir ülkesi, polis devleti. İlk başta ben yatırımcı arkadaşların, iş adamlarının Amerika'ya gelmeden önce iyi bir avukatla, Amerika'da yerleşmiş, Amerika'da çalışan iyi bir ticari avukatla ilk başta görüşüp, fikir danışıp, akıl alınmasında fayda görüyorum. Avukat Amerika'yı en iyi tanıyan ve iş adamlarımızı doğru yerlere yönlendirebilecek, doğru bilgiyi verebilecek kişilerdir. Amerika'da çok iyi bir avukat ile çalışmanın faydasını göreceklerdir. İkinci hususta bir muhasebeci tavsiye edebilirim. Gelmeden önce, bir işe başlamadan önce, numune de olsa, ürün de olsa, ilk başta hem avukatla hem muhasebe uzmanıyla oturup tartışıp, muhasebe uzmanıyla bir ürünün Amerika'ya girişi, çıkışı, maliyetlerinin hesaplanması, gümrük vergilerinin hesaplanması, Amerika'da bu ürüne uygulanacak vergi yükümlülükleri, sizin bu ürünü sattıktan sonra ödeyeceğiniz vergiler, bütün maliyetlerin çalışmasının yapılmasında muhasebeciyi ben tavsiye görüyorum.
Onun dışında da legal konular hakkında da mutlaka bir avukat ile danışılıp konu çalışılmasında. Şimdi bu söylediğiniz Tufan Bey'cim aslında önemli, şu nokta önemli. Zaten bugünkü programımızın amaçlarından bir tanesi iş adamlarımız gelirken nelere dikkat etmeleri lazım noktasında. Önemli şeylerdi, sıralayacağımız şartlardan bir tanesi oydu aslında bunlar. Yani aslında şuna dönüyor, iş adamlarımızın burada çalışma yapacakları zaman ihtiyaç duydukları alandaki uzman kişilerle çalışmalarında fayda var. Nasıl siz ilk başta dediniz? Araştırma firmaları. Araştırma firmalarına ihtiyaçları var, hukuk bürosuna ihtiyaçları var, muhasebe ihtiyaçları var, gümrük uzmanlığına ihtiyaçları var, taşıma firmasına ihtiyaçları var. Yani bunun sayısı arttıkça artıyor. Biraz tabii bu noktada bazen girişimciler şey yapabiliyorlar. Ya biz hani adım atıyoruz, bu adım atarken çok mu masraf yapıyoruz? Aslında öyle değil. İhtiyacı olan şeyler bunlar. Baştan bunları önlemlerini almalarında fayda var. Şimdi mesela girişimcilerimizin geldiği dikkat edeceği şeylerden bir tanesi şirket kuruluşu. Şirket kuruluşlarını yapmaları gerekecek. Biz bu noktada epey sorular da alıyoruz. Bugünkü konumuz için de gelen sorular var. Ben ona da değiniyor olacağım. Kısa kısa ilerleyeceğiz o zaman. Bu noktada bizim tavsiyemiz de zaten her zaman iş adamlarımıza kesinlikle öncelikle geldiklerinde nerede iş yapacaklarını, sizin de belirttiğiniz gibi bölgeyi belirlemeleri, belirledikten sonra önemli adımları atmaları. Bunlardan bir tanesi şirket kuruluşu. Şirket kuruluşunu yapmaları gerekecek. Onların ihtiyaç duyduğu ölçekte ya da ortaklık yapısına göre ya da vergisel ve aynı anda da sorumluluk alanına dikkat ederek ya işte incorporation dedikleri ya limited dedikleri tarzı ya da partnership dedikleri tarzda firmalar kurmaları gerekiyor. İkinci önemli olan nokta ki eminim siz bunu defalarca görmüşsünüzdür, marka hakları. Tabii. Bizim özellikle tavsiyemiz bu noktada hem ürün getiren olsun, hem markayı getiren kişiler ya da burada iş yeri, şirket kuruyor olacak kişilerin kesinlikle marka haklarına dikkat ediyor olmaları lazım. Bunların sebeplerinden bir tanesi de, ben hatta sizle de onu ilerletebiliriz, sizden de fikir alarak, marka haklarına dikkat ederek mesela bir ürünü sokuyorsun, bu ürünün domainini almak ya da bu ürünün sadece dur şirket ismini almak o ismi kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Tabii. Dolayısıyla ben A ürünü getiriyorum, ismini de B koydum. Bu B kullanılıyor mu şu an? Bunun başkası marka hakkına sahip mi? Şimdi siz dediğiniz gibi market araştırmasını yapıyorsunuz, binlerce dolar harcıyorsunuz ama en ufak şey yapmıyorsunuz, tabii, marka hakkını almıyorsunuz. Tabii. Ve bundan dolayı ürünlerinizi toplattırmak zorunda bile kalabiliyorsunuz. Bu noktada anlatacağınız bir şeyler var mı? Çünkü hani bunu da söyleme amacım şu, çünkü iş hayatı hep böyle tecrübelerle dolu. Komik bazen, bazen acımasız, bazen şok edici. Hani bunu örnek vermek isterseniz tabii, bu nokta çünkü çok can alıcı olacak. Özellikle marka hakları, Amerika'da bir markayı kullanma hakkı, ürün hakkı bunların çok önemli olan bir markettesiniz. Yani bunun cezasının çok büyük olduğu bir markettesiniz. Evet. Ne dersiniz bu konuda? Söyleyecekleriniz varsa örnekleriyle. Tabii mesela şimdi Amerika bir de hukuk devleti olduğu için Amerika'da insanlar hep böyle şirketlerin küçüklüğü, büyüklüğü, irili ufaklı şirketlerin hep hatalarını takip eden avukatları, bu hatalarını takip eden firmaların ve şahısların bulunduğu bir ülke. Sizin inanın ki en ufak bir hatanızı mutlaka birileri izliyor ve günün sonunda mutlaka size dava açacaktır. O yüzden hata yapmadan, ne kadar az hata yaparak sağlam adımlar atarak ilerlememiz gerekiyor. O yüzden ben hep araştırmacı firmayla çalışmanın tavsiyesini, kesinlikle bir hukuk bürosuyla çalışmanın, bahsettiğiniz gibi bir ürünü getirecekseniz bu ürünlerin, ben ürünümü getireceğim ama direkt getireceğim, satacağım. Öyle bir şey yok. Giderip getirip satamazsınız. İsim hakkı almanız lazım. Yarın öbür gün legal problemlerle karşılaşmamak için ürünün, atıyorum tekstil değil de gıda maddesi ise bunun Amerika şartlarına uygun olup olmadığının araştırılması. Evet. Bunların hepsini size dediğim gibi ticari avukat yönlendirecektir. En önemlisi bir ticari avukatla oturup ilk başta her şeyi planlama Ayhan Bey. İlk başta güzel bir planlama. Planlamayı yapıldıktan sonra doğru kişilerle, doğru hukuk bürosuyla oturarak günlerce hatta aylarca karşılıklı yazışmalar, karşılıklı konuşmalar ve tartışmalarla sağlıklı bir yol alınması, tavsiye edilen, avukatların tavsiye ettiği, başka iş adamlarının tavsiye ettiği değil,
başka arkadaşlarımızın, eşlerimizin, Amerika'da yaşayan insanların tavsiyeleriyle değil, doğru profesyonel insanların tavsiyeleriyle Amerika'da yürünmesinde ben büyük destek olacağım. Kesinlikle katılıyorum. Mesela örnek olarak bizim gördüğümüz bazı örneklerde şey oluyordu Tufan Bey. Ürün adam söylüyor birkaç konteyner mal geliyor. İşte arıyor. Takıldım. Alamıyoruz diyor malları. Niye alamıyorsunuz diye soruyoruz. Bize diyorlar ki işte siz ürünü getirdiniz ama bu bondumuz yok. Evet, sigortamız yok. Aynen. Ondan sonra işte ya da diyorlar burada bir marka sıkıntısı, şey sıkıntısı görüyoruz. İleri görüyoruz. Haksız rekabet görüyoruz. Çünkü bu getirdiğiniz ürünlerin dizaynı aslında başkası copyright'ını almış diyorlar. Ya da kullandığınız isim üzerinde var. Marka hakkında ilerliyorsunuz diyorlar. Dolayısıyla bu şekilde ürünü takılan firmalar oluyor kapıda. Onun dışında burada bir şekilde eğer getirmiyorsa burada bulup satışını yaptığı ürünlerin toplatılması riskiyle karşı karşıya kalanlar var. Tabii bu bazen sadece malın toplatılması da olmuyor. Bu bazen cezai anlamda da oluyor. Tabii Amerika'da cezalar çok yüksek bildiğiniz gibi. Aynen. Bu noktada buradaki güvenlik görüşleri direkt kişinin dükkanına gelip, store'una gelip sen diyor bunu koydun ama bu senin ürünün değil diyor. Bu ürünü izni almadın sen diyor ve ceza işlem başlıyor tabii kişiler hakkında. Dolayısıyla bu noktada Amerika gerçekten hani çok gelişmiş durumda ve dikkatli olunması gerekiyor ve marka hakları, copyright, trademark bunlar çok önemli ve bu noktada kesinlikle katılıyorum. İş adamlarımıza buradaki girecekleri market, girecekleri hizmet ya da satacakları ürünlerin ne isim kullanacakları noktasında dikkat etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada ürün ve marka şeyine değinirken siz biraz önce bahsettiniz. Ben ona da bir değinmek istiyorum ve size de sormak istiyorum. Bir şey de benim dikkatimi çekiyor. Akıllı iş adamları diyelim Türkiye'de bir ürünü satıyorsa ve o ürünü bir isimle satıyor diyelim. Ve fakat aynı ismi getirip buraya sokmuyor, Amerika'ya sokmuyor. Bunu şimdi hani planlı çalışması yapmayan kişiler aynı ürünü getirip sokmaya çalışıyorlar. Ama akıllı düşünüp buradaki marketin ihtiyacı olacak şekilde yanaşanlar farklı yanaşabiliyor. Mesela bizim abi müvekkilimiz vardı. Zeytinyağı ile ilgili 3 çalışma yapmıştı. Bu 3 çalışmadan bir tanesine 3 işte tane marka alınmıştı. Bu markalardan bir tanesine demişti İtalyanca isim koyuyorum. Evet. Türk aslında. Tamam. Türkiye'den getirdiği şey zeytinyağı. Bir tanesi demişti İtalyan, bir tanesi İngiliz, bir tanesi de Orta Doğu üzerine ben isimlendirdim demişti. Yani dolayısıyla bizim Türkiye'de tutan aslında ürünümüz aynı ürün. Fakat 3 değişik isimle biz, Türkçe isimle değil, 3 değişik isimle Amerika'daki markete giriş yapıyoruz demişti. Sizin bu noktada düşünceleriniz ne? Hani sizce doğru bir adım mı? Nasıl düşünüyorsunuz? Tabii ben bunu anlatırken şeyi yanlış anlamayayım. Bir sarardan bahsetmiyorum. Tamam. Hani normal kesinlikle. Yeni girişimcilerden bahsediyorum. Tamam. Bir de tabii şu var. Siz de biraz önce dediniz. Yani biz sarar olarak ama işte dedik ki işte bir interview diye bir line çıkardık. Tamam. Şimdi bu da onu gösteriyor. Hani sonuçta marketin ihtiyacı olan şeye dönüp başka bir isimle bir ürün, product listesi. Ne diyorsunuz bu konudaki düşünceleriniz? Çok başarılı bir işlem. Sonuç itibariyle Amerika'da isim çok önemli. Amerika'da genelde başarılı yemek sektöründe İtalyanlar işi götürüyor ve Yunanlılar işi götürüyor. Bu yüzden bizim Çobani Yoğurt firmamız da Yunan yoğurdu olarak satıyor. Bir Türk firması çok başarılı. Yani burada Made in Italy veya bir İtalyan ismi görüldüğü zaman insanlar daha çok böyle bir albenisi oluyor onların gözünde. Daha başarılı oluyor. Yani marketin görülmesi, denenmesi açısından çok başarılı. Ben çok merak ediyorum hangisi daha çok satıyor acaba? İsmi İtalyan olan mı yoksa Doğu tarafı olan mı? Onu sonradan konuşabiliriz ama onu konuşuruz. Tabii orada hani mesela iş adamımızın mantığı şuydu bakışında. Buradaki girmek istediğimiz market anlamında gıda ürünlerinde diyordu İtalyanlar. Tamam. Önemli. İtalyan zeytinyağları çok önemli. Tabii aynı anda da burada ciddi bir Orta Doğu nüfusu var. Middle East nüfus. Onlara da hitap etmemiz gerekiyor. Ben özellikle onu iletirim. Sorum size de. Bu aslında ona yol açıyor. Aynen dediğiniz gibi buradaki marketi doğru anlamakla ilgili olan bir şey oluyor. Kesinlikle. Siz eğer vitrininizde ne sunuyorsanız müşteriniz ona geliyor. O tip müşteriyi aslında siz çekiyorsunuz. Eğer ki siz vitrinlerinizde, imajınızda fitted, young, businessman olarak
görsel çalışması yapıyorsanız o tip kitleye hitap ediyorsunuz. Yani hitap edeceğiniz kitlenin seçilmesi, o kitlenin hangi bölgelerde, nerelerden alışveriş yaptığı, harcadıkları ürün bazında ne kadar dolar olarak harcanıyor, bunların hep araştırılmasının yapılıp size gerçekten doğru bilgiyi verecek firmalar da var. Şahsi kişi olarak da tabii araştırma yerinde gelinip görülme olarak ilk başta bunların yapılmasında tavsiye ediyorum.